Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün fan videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır fan videosu atmıyordum ve arayış içindeydim. Acaba nereyi farmlayabiliriz diye. Sağ olsun Alion diye bir kardeşimiz bu slotta kasıyor. Bu slotta uzun zamandır kasıyormuş. Kırmadı bizi. Bir saat burada farmlayacağız. Bakalım ne kadar boost atıyor, ne kadar coins atıyor. Size de şöyle saati göstereyim abi. Şu an bakın saat 11.13. Tam 12.14'te farmımı bitiririm ben bir saatte. Şu an flashımız basılı, silahımız takılı, perimiz ayarlı. Peri ayarımız bakalım ne kadar? Bir coins'te tamam. O kadar da çok çöp atacağını sanmıyorum. Ya Allah bismillah diyelim. 5K çöp veriyor. 5K coins atıyor. Güzel coins miktarı. Bakalım bir saat boyunca ne kadar verecek? Üstünde 10K para vardı. Hani o da çok düşecek kadar mühim bir para değil. Üstünde hiç boost yok. En çok tabii ki boost'tan biz kar edeceğiz. Hani coins'ten çok da para atmaz sanırım. Biraz oyuna lag da var. Bu şekilde bir saat farmlayacağız. Yine ara ara boost verdikçe sizlere slotu göstermeye çalışacağım. Bir saat sonunda veyahut da aralıklarla şimdilik görüşmek üzere. Şimdi şunu da göstermek istedim. Bakın bir warp basayım. Tam 2 dakikada acaba kaç kere dönebileceğiz? Şu anda başladık slota. Onu da göstermek istedim videoda. Bu arada Abyss Gem de atıyormuş. Onu da size göstereyim. Ben sadece boost atıyor diye biliyordum. Ama evet Abyss Gem drop'u da açıkmış. Bakalım 2 dakikada slotu kaç kere dönebileceğiz? Hiç bekletmeden kesmeye çalışacağım. Zaman kaybı olmadan. Direkt çıktığı yerlere gidiyorum zaten. Çıktı gibi ölüyor. Evet şu an ilk turu kestik mesela. Tam bir daire çizdiriyor. Ve bir şey söyleyeyim mi? Ben de inanın bana ilk defa burada farmlıyorum şu anda. Hiç çıkıp da denediğim bir slot değildi. O yüzden ilk başta baktım yani bir slot nasıl dönüyor, kaç tane çıkıyor, ne kadar zamanla çıkıyor diye. Ama hızlı hızlı çıkıyor. Bize böyle daire çizdiriyor. İlk turu 45 saniyede falan tamamladık. Muhtemelen bir tur daha dönebileceğiz. Tam da köşelerde çıkıyor bu arada. Saniyesi kaldı. Belki bir tur daha dönebiliriz. Şu an emin olamadım. Evet, bu tur da bitti. Evet, bir tur daha dönebileceğiz. 2,5 tur dönebiliyoruz. 2 dakikada 2,5 tur dönüyor. Yani siz hesabını yapın. Mesela bakın. 3 dakika oldu. 200K para geldi şu an üstüme. Gem ne kadar bilmiyorum hani onu da hesaplarız ama şu anlık böyle hani bu turu da göstermek istedim sizlere. Çünkü merak eden çok insan vardır eminim ki. Ben bu şekilde devam edeceğim. Tam bakın 2 dakikada yarım dönmüş olduk. 2,5 dönmüş olduk. Bakalım 1 saat boyunca ne olacak? Şimdi devam. Arkadaşlar ilk busumuzu aldık şu anda. Daha 10 dakika oldu başlayalı. Şöyle üstümde göstereyim. Bir boost aldık. 5 tane de gem attı. Yani boost oranını inanın hiç bilmiyorum. Acaba 10 dakikada bir atar mı diye. 10 dakikada bir atarsa çok müthiş gerçekten. Bir saatte 6 tane boost yani. Sadece boost'tan hesaplarsak güzel para. Ama böyle devam eder mi? Dediğim gibi bilmiyorum. Sadece boost aldığımı göstermek için sizlere kayda girdim. Ben hızlı hızlı devam ediyorum. Hiç de Jenny yemiş falan hiç açmayacağım. Hani manuel en hızlı şekilde bir saati tamamlayacağım. Evet arkadaşlar bir saatlik farmımız bitti. Hatta size şöyle göstereyim telefondan. Hani siz belki ters görüyor olabilirsiniz kamerayı ama şu an tam bir saati doldurduk. Son şu slotu tamamlayacağım. Fikirlerimi söyleyeceğim. Düşüncelerimi söyleyeceğim. Gelire bakacağız, hesaplayacağız. S3'e geçip bir iki fiyata bakacağım. Gem fiyatlarına bakacağım. Üstümde 3-5 tane çöp oldu. Onları satacağız. Acaba verdiği çöpler para ediyor mu?
yoksa çöp mü 3-5 kan veriyor. Ona bakacağız. Onu merak ediyorum. Bir lan şunda bir tane daha boost verirsen ne kadar güzel olur be. Ha, atmadı. Tamam. Şu anda tam bir saatimiz doldu. Hani daha fazla kesmenin bir anlamı yok. Slot bu şekilde kalsın. Tekrardan Ali ona teşekkür ederim bize bu bir saati verdiği için. Şimdi ton atalım abi. Hiç videoyu da bölmeyeceğim bu arada. Canımı doldurayım. Ton attım. Üstümde bunlar birikti arkadaşlar. Bakın. 3M nakit para kastı. 3 tane boost verdi. 20 tane Evis gem verdi. Gem güzel attı. Boost hani 10 dakikada bir tane atar mı diye düşünüyordum ama 10 dakikada vermedi. Ortalama 15-20 dakika arasında vermiş oldu. 20 dakikada bir atmış oldu. Şu gem fiyatlarına gidip bakmak istiyorum. Bir de şu çöpleri satacağım. Acaba para ediyorlar mı? Ona gidip bakalım bir. Ve en son totalde ne kadar kasmışız? Ona bakalım. Şu sandalyesi hemen bunları bozduralım. K mesela. 45K, 18K, 32K, 33K, 17, 32, 25. Yani çöplerde fena değil diyebiliriz. Bakın 300K çöplerden alıyoruz şu anda. Gem'e ne kadar veriyor? 25K gem fiyatı sandalyesi. Şimdi ben bir S3'e geçeceğim. Bir gem fiyatlarına bakacağım. Ondan sonra bir bakalım ne kadar kasmışız. Toplamda fikirlerimi söyleyeceğim. Slot hakkında bir iki bir şey söylemek istiyorum sizlere. Hemen geçeyim S3'e. Evet, S3'e geldim şimdi. Hemen gem fiyatlarına bakalım. Alışı ne kadar, satışı ne kadar. İkisini de göstereyim sizlere. Mesela en yakın nerede vardır? A. 80K. Beklediğim gibi değil. Ben bir 150K bekliyordum. Alışı ne kadarmış? 70K'dan alıyorlar, 71K'dan 80K'ya satışı varmış. Biz satıştan hesaplayacağız. Hani farmcısınız, muhtemelen sizler de satarsınız. Şöyle ben bir hesap makinesini açayım hemen. Şimdi 3 tane busumuz var. 3 tane busu 2.3 dersek 2.300 6.9 buslar yapıyor. Artı gemlerin bir satıştan hesapladım dediğim gibi 80K'dan 1.6 yapıyor 20 tane ebiskem. Buna da art dediğimiz zaman 8.5 gem yaptı. 3.3'te üstümüzde kastık nakit. 11.8 12 gem düz diyelim. Goblin'de Delos Goblin'de 1 saatte 12 gem para kasmış olduk. Şimdi düşüncelerimi söyleyeyim size. Arkadaşlar slotun masrafsız olması çok güzel öncelikle. Farm yapmak istiyorsanız slot dolu bu arada, onu size belirteyim. Hani siz başka serverda yaparsanız falan bilmem. Ben size şu anda kastımı söyleyeceğim. VIP key'e ihtiyaç duymuyorsunuz. Çünkü gördüğünüz gibi çok fazla çöp atmıyor. Sadece bir peri alıyorsunuz. Mana gideriniz olmuyor. Elinize bir MPR'ek alabilirsiniz. Mana giderinden kurtulursunuz. Hani bunu uzun saatler için söylüyorum. Yani bu şekilde. Ben de şu gemleri mesela kırdırayım şu anda. Ben para kasmak için gitmedim. Tamamen videoyu sizlere sunayım. Bilgilendirme yapayım. Bu yüzden ben gittim orada farm yaptım. Bu Goblin'in bir de CZ kısmını deneriz. CZ Goblin farmını yaparız. Tabii ki CZ'nin boost drop'u biraz daha fazladır. Ondan eminim zaten de. Yine de sizlere yeni göstermek için gider. Orada da bir saat farm yaparım. Şuradan bir çitin alsak aslında daha fazla bizi kâra geçirebilir. Kırdırmak daha mantıklı. FP attı. Pot. Asas çitinler çok pahalı mesela. Bir FP aldık yine. Upgrade scroll. Bir asas çitin verirse daha kârlı olur bizim için. Yine upgrade skor attı. Bez var. FP. Hadi oğlum bir çitin ver ya. Üstümüzde yer kalmadı. Şu potları hemen atalım.
Upgrade scroll. Pot. FP. FP. Çitin altı kardeşim. FP isteyen kim ya? FP istemiyoruz ya. Şunu at. Şunu at. Son 3 tane kaldı. Hadi o koçum. Ya pot. Pot verdi yine. Yine atayım şunu. Ha. Mesela ben kırdırdım. Şansım denedim. Böyle bir video olmuş oldu. Dediğim gibi CZ farmı veyahut da merak ettiğiniz slotlar varsa rica ediyorum yorumlarda belirtin. Ben de gidip çekmeye çalışayım sizler için. Lütfen videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu kapatmadan aklıma şu da geldi. Para katlama serisi ayrı mı olsun? Hatta şöyle sorayım sizlere daha net. Para katlama serisiyle pazar serisine başlayacağım. Ama benim düşüncem ikisi aynı seri içerisinde olsun. Para katlamayla pazar aynı tek bir seri çatı altında yapmaya düşünüyorum ben. O şekilde hedefliyorum. Sizlerin düşüncesi nedir? Para katlama ayrı olsun, pazar serisi ayrı olsun veyahut da ikisi bir olsun gibisinden yorumda yapabilirsiniz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.